Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 29 Mart Cuma. Hava sıcaklıkları artıyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'de yağış var. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Sandıkların açılmasına 72 saatten az bir süre kala hararet yükseliyor. 18 yaşını dolduran 1.032.610 kişi bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Gofor ve Konda'nın araştırmasında 18 ila 30 yaş arasında tanımlanan seçmenlerin %14.1'i oy vermeyeceğini söyledi. Aynı araştırmada genç seçmenin tercihleri sırasıyla CHP, AKP ve Zafer Partisi oldu. YSK, yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Son haftada İstanbul'un ilçelerinde olacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Diyarbakır ve Batman mitinglerinin ardından bugün de Bursa ve Kocaeli'ne gitti. Süreçte neredeyse hiç miting yapmayan MHP lideri Bahçeli, son olarak 17 Mart'ta partisinin kurultayında görüldü. AKP'nin İstanbul mitingine de katılmayan Bahçeli'nin kolunu incittiği açıklanmıştı. MHP, yarışın kritik olduğu Manisa ve Mersin'in yanı sıra İstanbul Silivri'de kendi adaylarıyla yarışıyor. AKP, bu üç noktada aday çıkarmadı. Kılıçdaroğlu gönüllüleri imzasıyla İstanbul'a asılan pankartların ardından açıklama yapan CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır," dedi. HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddia edilen Karabük Üniversitesi'ne kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere sağlık kurulu raporu alma zorunluluğu getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bu yıl bir öğrencide bulaşıcı hastalık tespit edildiğini açıkladı. Sağlık çalışanlarına göre kentte HIV, uyuz, verem, kızamık vakaları arttı. Vaka artışı iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı. 47 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda 11.890 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. Bunların 5.000'i Afrikalı. Sağlık Bakanlığı'nın ilk atama kura sonuçlarına göre uzman hekim kadrolarının %38'i doldu. 13 ilin doluluk oranı %50'yi geçebilirken 17 il ise tercih edilmedi. Toplam 66 branşta açılan kadrolarda 6 branş %100 doluluk oranına ulaşabilirken çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı boş kaldı. Türkiye, hem OECD ülkeleri arasında hem de Avrupa'da kişi başına hekim sayısının en düşük olduğu ülke. İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun devamı niteliğindeki Haydarpaşa Lisesi'nin de bulunduğu alanın doğal sit statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açan bakanlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararla, Kasım 2023'te boşaltılan okul arazisinde turizm faaliyetlerine ve konut inşasına izin verilecekti. Kapıda vize uygulamasının başlayacağı Yunan adalarına bayram tatilinde ilgi yoğun. Sektör yetkililerine göre 9 günlük bayram tatili için en yoğun talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis adaları görüyor. Şimdiden 16 ila 17 bin kişi bu adalarda tatil planlamış durumda. Son dakika kararlarıyla bu sayının 20 bine çıkması bekleniyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2022'de dünya genelinde üretilen gıdaların yaklaşık %20'si çöpe atıldı. Bu, günde 1 milyardan fazla öğünün israf edildiği anlamına geliyor. İsrafın yıllık maddi karşılığı ise 1 trilyon dolar. Halen, 783 milyon insan açlıkla mücadele ediyor, dünya nüfusunun 1/3'ü de gıda güvensizliği yaşıyor. Türkiye'de en zengin %10'luk kesim, servetin %69.8'ine sahip. En zengin %1'lik kesim ise, ülkedeki servetin %39.5'ini alıyor. 2022 verilerine göre, Türkiye'de halkın %71'inin 10 bin dolardan az serveti bulunuyor. Credit Suisse ve UBS verilerine göre, Avrupa'da en zenginlerin servetten aldıkları paya bakıldığında en büyük eşitsizlik Türkiye'de. Ayrıca, 10 bin dolardan az servete sahip yetişkinler sıralamasında da Türkiye açık ara zirvede. Türkiye'de bu oran %71 iken, ikinci sıradaki Sırbistan'da bu oran %40. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında sosyal koruma harcamalarının milli gelir içindeki payı %8.6 olarak gerçekleşti. 2008'de bu oran %1.1 idi. 2022'de emekli, yaşlılara yapılan harcamalar %3.8 ile en büyük paya sahip. Onu %2.6 ile hastalık, sağlık bakımı harcamaları ve %1 ile dul, yetim harcamaları takip etti. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.